Manşetten iyilikler, esenlikler diliyoruz. Biliyoruz ki Türkiye gündemi yoğun ama olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki bazen hafta içerisinde hangi olayı gündeme getireceğimizi de yetişemediğimiz de ortada. Ama bazı olaylar vardır ki bunları sıkça gündeme getirmek ve gündemde tutmak da bizim görevimiz. Özellikle yolsuzluk iddialarının üzerine gitmek ve bunlarla ilgili konuları siz değerli izleyicilere aktarmak da gerçekten çok önemli ve çok anlamlı. Niçin? Çünkü bu tür olayların gündeme getirilmemeye özen gösterildiği için anlamlıdır. Aksi halde olaylarla ilgili yolsuzluk iddialarında neler olup neler bittiğini de bilemiyoruz. Ve konuların üzerine Türkiye'de gidenlerin sayısı da az. Bakın gündemde ne var? Kayseri olayı var. Kayseri olayı 2007 yılında kapatılmış bir dosyaydı. CHP milletvekillerinden Atilla Kart'ın, Şevki Kurkuloğlu'nun ve bazı arkadaşlarının yeniden başvuruları üzerine ve basında yer alan iddiaları üzerine konu Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden araştırıldı. Bu demek ki tekrar başvuruyla ortaya çıkan bir olay. Deniz Feneri soruşturması, Deniz Feneri soruşturmasındaki olaylar artık kamuoyunun bildiği ama bilmediği de birçok olaylar var. Örneğin Deniz Feneri soruşturmasında eğer o Cumhuriyet Savcıları dikkatli bir çalışma yapmamış olsa bugün köstebek olarak iddia edilen konu gündeme gelmez ve biz hiç öyle bir olayı duymamış olurduk. Demek ki yani kıyısından kenarından bulunan her şey sınırlı olanaklarla da olsa gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bu akşamki konuğumuz Atilla Kart, CHP Konya Milletvekili, aynı zamanda Anayasa Komisyonu'nun üyesi olduğunu da belirtelim. Ve bu konularla ilgili yani yolsuzluk iddiaları konusunu da yakından izleyen bir milletvekili. Aynı zamanda hukukçu olması nedeniyle tutuklu milletvekillerinin durumu ve Dersim iddiaları ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın üslubu, soy sop araştırması da herhalde Atilla Kart'ın üzerinde duracağı önemli konular arasında yer alıyor. Programımızın ikinci bölümünde de bildiğiniz gibi artık ne diyoruz? Yemen yolu çamurdandır, sefertası bakırdandır. Askerimiz, zenginimiz bedel eder, askerimiz fakirdendir diyoruz. Ve bu konuları da emekli tümgeneral Erdal Sipahi ile konuşacağız. Onu da ikinci bölümümüzde olduğunda hatırlatmış olalım. Atilla Bey'e de hoş geldin diyerek. Hoş bulduk. Teşekkür Atilla Bey, Kayseri diyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi diyoruz. Nedir? Son aşaması nedir? Yeni bulgular, bilgiler ne aşamadadır? Bunu da merak ediyoruz. Efendim teşekkür ediyorum. Öncelikle ART Televizyonu izleyenlerine saygıyla selamlıyorum. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Atilla. Şimdi Kayseri olayla ilgili değerlendirmeyi yapmadan evvel ülkemin geleceği adına, toplumsal barış adına duyduğum kaygıyı paylaşmak istiyorum. Başbakan ve hükümetin giderek bir nefret söylemini geliştirdiğini görüyoruz. Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tamamının başbakanı olduğunu müdrik değil. Böyle bir sorumluluk anlayışı içinde değil. Başbakan bakıyorsunuz, kritik aşamalarda hep onlar biz. Biz siz ayrımını yaparak bir söylem geliştiriyor, kutuplaşmayı yaratıyor. Başbakanın ve hükümetin bu yaklaşımıdır ki toplumun giderek ayrıştığını, o ortak yaşama duygusunun, gönüllü birliktelik duygusunun giderek zayıfladığını görüyoruz, giderek zedelendiğini görüyoruz. Bu sadece toplumla da sınırlı kalmıyor. Bakıyorsunuz bürokraside de Hatta yargıda da bu anlamda bir ayrımcılığın başladığını görüyorsunuz. Yani bürokraside ve yargıda görev yapan kamu görevlileri, onlar kendilerini toplumun tümü adına görev yapan konumundan çıkarıp partinin adına, iktidarın adına görev yapar konumuna giriyorlar. Bakın Kayseri olayını biraz sonra anlatacağım. Oradaki tıkanmayı ve hukuk adına yaşananları doğrudan Kayseri Cumhuriyet Başsavcı ile görüşmek ihtiyacını duydum. Ben hukukçuyum. Evet. Bu işi bilen bir insanım. 20 yıl avukatlık yaptım. Ve konuyu da yakından takip ediyorum. Gayet doğal. Ama
öyle bir geliş ve bir de milletvekiliyim. Yani orada ben milletin vekili olarak devletin her kademesiyle görüşebilirim. Görüşmemin engellenmemesi gerekir. Ben orada Kayseri sürecinde yaşananları hukuk adına izah edemediğim için ve bu noktada da Cumhuriyet savcılarına karşı, Cumhuriyet başsavcılarına karşı haksızlık yapmamak düşüncesiyle, kaygısıyla, ya acaba atladığımız bir konu mu var? Bilemediğimiz bir konu mu var? Bütün bu soruları gidermek amacıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcısıyla bugün itibariyle bir görüşme talebinde bulundum. Daha doğrusu hafta içinde görüşme talebinde bulundum. Sabah saatlerinde, saat 9.30'da Kayseri Cumhuriyet Başsavcısının özel kalemini aradım. Görüşmek istediğimi söyledim. Özel kalem Sayın Başsavcının toplantıda olduğunu söyledi. Teşekkür ettim. Aradığımı not alın. Ben görüşmek istiyorum dedim. Evet. Doğaldır. Yani bir toplantı içindedir. Tabii, tabii. Orada hemen bir yargı yapmak istemedim. Saat aynı gün saat 15.15'e kadar Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından bir dönüş olmadığını görünce günün yoğunluğu içinde tekrar aradım. Bu defa özel kaleme kendim doğrudan görüştüm. Siz aradığımı Sayın Başsavcı'ya söylemediniz mi? Söyledim efendim. Peki niye bana dönüş yapılmadı? Bilemiyorum efendim. Şu anda da dışarıda. O zaman dedim ki bana bir saat içinde dönüş yapsın Sayın Başsavcı. Benim bir saate kadar ben yerimdeyim. Başka bir toplantıya geçiyorum. Bana dönüş yapsın. Sayın Başsavcının vakti kadar benim vaktim de değerlidir. Bana mutlaka dönüş yapsın. Bunu aynen bu ifadelerle aktarın, evet, diye söyledim. 5 dakika sonra özel kalem dönüş yaptı. Sayın Başsavcı efendim sizinle görüşmek istemiyor dedi. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız Saygı Bey? Hiç böyle şeyler yaşamış mıydınız zaten? Ben meslek hayatımda yaşamadım. Millet, benim 3. dönem milletvekilliğim. 10. yılın içindeyiz. 10. yıl içinde de böyle bir olay bürokraside de yargıda da görmedim, yaşamadım. Gideriz. Kabul etmese ben Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çok sık gidiyorum. Haftada bir gidiyorum. Niye gidiyorum? Çünkü benim milletvekili olarak yaptığım suç duyuruları var. Genel başkanımızla birlikte Deniz Fener'i dahil olmak üzere yaptığım suç duyuruları, evet, var. Ben o suç duyurularının akıbetini takip etmek, Telekom soruşturmasındaki ihmalleri sorgulamak, efendim Oda TV'yi sorgulamak, kömür yardımı yolsuzluğunu sorgulamak üzere sık sık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyorum ve istediğim savcıyla da görüşüyorum. Hatta benim bu gidişlerim o yandaş medyanın bir bölümü tarafından, efendim Atilla Kart gidiyor, savcılarla görüşüyor, sanki tahkikatlara, soruşturmalara müdahil oluyor gibi, yine tezvirata dayalı, karalamaya dayalı bir takım yayınların da yapıldığını biliyorum, görüyorum. Ama buradan tekrar ifade ediyorum ki, bunu Sayın Adalet Bakanı'na da söyledim, o görev yapan savcıların önemli bir bölümü artık maalesef, bunu üzülerek ifade ediyorum, Cumhur'un savcıları olmaktan çıkmışlar. Cumhuriyet'in savcıları olmaktan çıkmışlar. Hukuku korumak yerine hükümetin ajanı haline geldiklerini görüyorsunuz. O zaman da gidip Sayın Savcı şu şu dosyalarda görevini neden yapmıyorsun diye gidip milletin vekili sıfatıyla sorguluyorum, uyarıyorum. Kanunlar çerçevesinde, anayasal çerçevede görevlerini yapmaya davet ediyorum. Kayseri'de de yapmak istediğim buydu. Ama karşılaştığımız tavır, biraz evvel ifade ettim. Tabii Atilla Bey, mesela şu konularda yargı kesimin şöyle bir duyarlılığı var. Yani böyle sizinle görüşünce sanki böyle kendilerini baskı altında mı hissederler? Yargıya müdahale şeklinde şimdi mi algılıyorlar? Acaba bunlar etkili olabilir mi? Şimdi bürokrasideki, yargıdaki o psikolojiyi ben saygıyla karşılarım. Evet. Yani o yargıç hassasiyeti vardır, hukukçu hassasiyeti vardır, onu saygıyla karşılarım ve o noktada haklıdırlar. Çünkü hep şöyle denir yani, evet, çünkü hakimler için hakimler kararlarıyla konuşur, işte evet, savcılar iddianameleriyle konuşur, o anlamda. O anlamda saygıyla karşılarım, çünkü nedir o ilişkiyi kötüye kullanan milletvekilleri de olmuştur, meslektaşlarımız da olmuştur, avukatlar da olmuştur. Ama bu şu demek değildir, ben
bir anlamda Kayseri'deki olayın müştekisiyim ben. Suç duyurusunu yapan, yani kapanan dosyanın tekrar açılmasını sağlayan konumdayım. O halde de benim dosyanın gelişimi hakkında bilgi almak üzere savcıyla, başsavcıyla görüşmek istememden daha doğal ne olabilir? Bunu o dediğiniz anlamdaki hassasiyet kapsamında değerlendirmek mümkün değil. Dolayısıyla neyi görüyoruz burada? Burada şunu görüyoruz Saygı Bey, çok bu hakikaten dramatiktir, hakikaten düşündürücüdür. Nedir? Maalesef Cumhuriyet Savcılarının önemli bir bölümünün artık, tekrar ifade ediyorum, Cumhuriyet'in ve hukukun savcıları olmak yerine hükümetin memuru konumuna geldiklerini, bu anlamda da o idare hukukundaki teknik ifadesiyle söylüyorum, hükümet ajanı konumuna geldiklerini görüyoruz. Bakın, Kayseri olayı ve deniz fenerine girmeden bu konuda isterseniz birkaç örnek vereyim. Tabii. Bakın, biz 8 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup 8 milletvekili aşağı yukarı 20 gün evvel Adalet Bakanı'nı gittik, ziyaret ettik. Makamına gittik. Dedik ki Sayın Bakan, ben sizinle doğrudan görüşmek istiyorum milletvekili arkadaşlarımla birlikte. Sağ olsun nezaket gösterdi. Programını bizim randevu talebimize göre düzenledi. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şunları anlattık. Dedik ki Sayın Bakan, bakın buraya biz hükümetin sorumluluğunu gerektiren olayları konuşmaya gelmedik. O ayrı bir zemindir. Onları ayrıca takip ediyoruz. Tabii. Ama doğrudan sizin bakanınız, evet, yani sizin sorumluluğunuzda olan, Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan olaylardan dolayı duyduğumuz rahatsızlığı size doğrudan anlatmak ihtiyacını duyuyoruz. Dedik ve şunları anlattık. Bakın, kaç kişi gittiniz efendim? 8 milletvekili gittik. Aralarında Ankara milletvekilimiz Levent Gök, Artvin milletvekili Uğur Bayrak Tutan, efendim Uşak milletvekilimiz Dilek Akagündüz Yılmaz, Afyon milletvekilimiz Ahmet Toptaş. Toptaş. Evet. Olmak üzere Balıkesir milletvekilimiz olmak üzere 8 milletvekiliyle gittik. Dedik ki Sayın Bakan, bakın Türkiye Kömür İşletmelerinde 2003 ila 2008 tarihleri arasında 1.495.462.772 TL, yani o tarih itibariyle 1 milyar dolar seviyesinde yolsuzluk yapıldığına dair hazinenin 72 sayfalık raporu var. Bu gerçekten mükemmel bir rapor, teknik anlamda söylüyorum. Bunun aksi çürütülememiş. Ne yapmış hazine kontrolörü? Haziran 2009'da bu raporla birlikte suç duyurusunda bulunmuş. Bu bilgi bana geldi. Ben gittim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bir gün boyunca bu dosyayı araştırdım. Ulaşamadım. Bu işin arama yöntemini mesleğim sebebiyle bilen bir kişiyim. Ama ulaşamadım. Sonradan bir bilgi geldi ki bu dosya Ankara Cumhuriyet Savcılarından Şeref Kaya'ya tevdi edilmiş. İsim veriyorum. Bunu bugün söylemiyorum. 3 aydır, 4 aydır her zeminde anlatıyorum. Ama 2 yıldır dava açılmamış. Bu suçtur. Bu suçtur. Cumhuriyet Savcısı, bir ülkenin Cumhuriyet Savcısı 1 milyar dolar seviyesine ulaşan muazzam bir yolsuzluğu, böylesine büyük bir yolsuzluğu, bunun için soruşturma izni alması gerekmez. Doğrudan dava açması gerekir. Çıkar örgütü yapılanması sebebiyle. Ama bu davanın açılamadığını görüyorsunuz. Niye? Çünkü işin içinde doğrudan Enerji Bakanlığı'nın sorumluluğu var. Çünkü işin içinde Enerji Bakanlığı bürokratlarının sorumluluğu var. Çünkü işin içinde hükümete yakın iş adamlarının, 3-4 büyük firmanın sorumluluğu var. O klasik iş adamı, bürokrat, siyasetçi üçgeni var. Evet. Peki bu savcı hakkında neden işlem yapmıyorsun Sayın Bakan? Dedik. Devam ettik. Telekom olayını anlattık. Telekom'u Saygı Bey inceledikçe dehşete düşüyorum. O olayın içine girdikçe. Nasıl? Yani bir ülke iletişimiyle, güvenliğiyle nasıl teslim alınır, nasıl kuşatılır, bunu görüyorsun. Enteresandır, Telekom'u o
yandaş medya yazamadığı gibi, çıkar ilişkileri içinde beslenen o medya yazamadığı gibi, merkez medya da yazamıyor. Niye yazamıyor? Çünkü öyle bir kuşatılmışlık var ki, Telekom reklam, ilan yoluyla o medyayı da kontrol eder hale gelmiş. Sponsorluk yoluyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilişkilerini düzenler, etkiler hale gelmiş. Peki ne oluyor? Telekom biliyorsunuz imtiyaz sözleşmesinin gereği olarak 2026 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne iade edilmesi gerekir. 2026. Bunun taşınmazlarının teçhizatları ile birlikte iade edilmesi gerekir. Sözleşmeye göre, yasaya göre. Bunu kim tespit ediyor? Sadece biz ileri sürmüyoruz. Danıştay da bunu tespit ediyor. Kim tespit ediyor? Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu bunu tespit ediyor Saygı Bey. Ama Telekom'un taşınmazları harıl harıl satılıyor. Türkiye'nin muhtelif illerinde, o illerin en merkezi yerlerindeki Telekom binaları satılıyor. Bu suçtur. Bu açıkça suçtur. Peki Telekom'un yönetiminde, denetiminde kim var? Yönetim ve denetim kurulunda kim var biliyor musunuz? Siz mutlaka biliyorsunuz ama izleyenlerimize anlatmak istiyorum. Aralarında Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Duru, ekibe devam edeyim mi? Muhammed Hariri, evet. Abdullah Tivnikli. Bir çağrışım yapıyor mu Abdullah Tivnikli? Evet. Hani kamuoyunda %10 komisyon adıyla maruf iddia ve bulgular o yönde. Bunların da bulunduğu 11 kişi hakkında ben YRFA Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıyorum. Niye? Çünkü aralarında müsteşar olduğu için YRFA Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili. YRFA diyor ki, efendim diyor, bu görevden doğan bir suç ilişkisi değildir. Görev esnasında işlenen bir suçtur. Onun için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor. Peki, onu da tartışmasına girmiyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bakıyoruz, 6 ay boyunca dosya hakkında hiçbir işlem yapmıyor. Gidiyorsun makamında savcıyı uyarıyorsun. Görevini yap. Yetim hakkını koru diyoruz. Beytül malı koru diyoruz. Sen Cumhuriyet'in savcısısın. Cumhur'un savcısısın. Halkın çıkarlarını, kamunun çıkarlarını koruman gerekir. Evet. Hıkmak diyor. Bir ay sonra ne yapıyor? Takipsizlik kararı veriyor. Hangi gerekçeyle veriyor? Diyor ki, efendim diyor, Telekom'da diyor, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin çoğunluk hissesi kaybolmuştur diyor. Yani burası özel hukuk ilişkilerine tabidir diyor. O zaman da diyor suç oluşmaz diyor. Bakar mısınız? Yani bir savcı mesleğine nasıl ihanet eder? Bunu görüyorsun. Özel hukuk ilişkilerinde suç olmaz mı? İkimizin arasında bir ilişki vardır, bir ortaklık vardır. Pekala, birimiz hakkında hırsızlıktan dolayı, emniyeti suistimalden dolayı suç ilişkisi oluşmaz mı? Pekala, oluşabilir. Ve sen Cumhur'un savcısı olarak o ilişkiyi soruşturmakla sorumlusun. Bunları Sayın Bakan'a anlatıyoruz. Peki bu savcılara bir örnek daha vereyim. Şimdi zamanı bunda doldurmak istemiyorum. Silivri soruşturmalarını yapan Savcı Zekeriya Üs, maruf bir kişi biliyorsunuz. Tanınan bir kişi, evet. Evet, yani aldığımız bilgilere göre de şimdi yeni HSYK tarafından mümtazen terfi ettirilecek olan, özel ve kritik görevlere getirilecek konumda olan bir Cumhuriyet savcımız. Ne yapıyor Sayın Zekeriya Öz? Silivri soruşturmaları kapsamında bir çalışma yaparken, bir tahkikat yaparken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yargılama konusu olan 10 trilyonluk senedi buluyor. Bir şüphelinin evinde ya da iş yerinde 10 trilyonluk senedi buluyor. O 10 trilyonluk senet Kayseri Cumhuriyet Savcılığındaki yürüyen büyükşehir yolsuzluğu ile ilgili, evet, dosyada olan senet. Peki bir Cumhuriyet Savcısının bu suç delilini
hemen ilgili ve yetkili Cumhuriyet Savcılığına, yani Kayseri'ye göndermesi gerekmez mi? Evet. Yani suç yerine. Suç işte ceza kanunu 274 ve bunu da nedir? En iyi bilecek olan savcıdır. Onun görevi. Bir savcının bunu bilmemesi mümkün mü? Ama neyi görüyorsunuz? Bir yıl boyunca o suç delilinin muhafaza edildiğini, Kayseri'ye, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmediğini bu çalışmalar esnasında görüyorsunuz. O savcı hakkında suç duyurusuna bulunuyorsunuz. HSYK bütün bunlar hakkında işlem yapmıyor, kayda değer bir işlem yapmıyor. Peki bu savcılara, şu an örneğini anlattığım savcılara, bunlara Cumhur'un hukukunu koruyan, efendim Cumhuriyet'in hukukunu koruyan, hukuku koruyan, kamuyu koruyan savcı diyebilir miyiz? Bunlar hükümetin kanunsuz emir ve talimatları doğrultusunda görev yapan savcılar olarak nitelendirilemez mi? Bu ne kadar vahim bir tablodur. Bu ne kadar düşündürücü bir tablodur. Sayın Bakan tabii o her zamanki olgun tavrıyla bunları inceleyeceğim, bakacağım, edeceğim dedi. Pek çok olayda olduğu gibi. Bunları Plan Bütçe Komisyonu'nda Adalet Komisyonu, Adalet Bakanlığı görüşmeleri esnasında da anlattık. Ve Sayın Bakan'a dedim ki Deniz Fener'inden de söz ederek, o soruşturmayı yapan savcılara yönelik operasyonlardan da söz ederek, dedim ki Sayın Bakan'a, Sayın Bakan, bütün bu tablo karşısında Allah aşkına vatandaşın, kamuoyunun gözünün içine baka baka yaşasın adalet diyebiliyor musunuz? Evet. Yoksa ya adaletten bana ne? Ben operasyonlarıma bakarım mı diyorsunuz? Dedik. Bunları söylemeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Atilla Bey, bu konuyu siz bu 7-8 maddelik konuyu herhalde yine sıkça gündeme getirmeye devam edeceksiniz. Tabii belli periyotlarla fikri takip anlayışı içinde bunları. Niye sadece bu konular efendim? Yani çok şimdi, hayır, bu üzerine yeterince gidilmediğini düşündüğünüz için elbette. Yani o boyutu var. Bir de tabii nedir? Doğrudan Adalet Bakanı'nın sorumluluğunu gerektiren ve her biri gerçekten toplum barışı adına, demokrasi adına, adalet adına mutlaka tahkik edilmesi gereken, üstüne gidilmesi gereken konular. Yani unutturulmaması gereken konular bunlar. Niye? Çünkü biz maalesef toplum olarak belli hafızası zayıf olan bir toplumuz. O günlük geçim telaşı içinde, o yoğun gündem içinde bu konular unutuluyor. Vatandaş kendi günlük geçim telaşı içinde, derdi içinde bu konuların önemini tam anlamıyla değerlendiremiyor olabilir. Ve bir de bu usulsüzlükleri yapanlar yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Bu kanıyı, bu kararlılığı göstermek adına bunları sıkça dile getiriyoruz. Bunları anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi Kayseri'de ne olmuştu? Oraya gelelim. Kayseri'de biliyorsunuz, siz de ifade ettiniz, 2007 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma yönünden, bütün şüpheliler yönünden takipsizlik kararı verilmişti. Evet. Genel Başkanımız 2010 yılı bütçe görüşmelerinde, Aralık 2010 tarihindeki görüşmeler, Kayseri ile ilgili çok önemli bulguları, delilleri dile getirdi. Ondan sonra da bize verdiği talimat üzerine benim de çalışmamla, benim sorumluluğumda 18 milletvekili biz Ocak 2011 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gittik. Hazırladığımız klasörleri Cumhuriyet Başsavcısına verdik. Dedik ki Sayın Başsavcı, aslında bu görev sizin yapmanız gereken bir görevdi. Bu delilleri toplamak sizin göreviniz. Tabii, savcılığın görevi. Evet. Ama maalesef Türkiye'de Cumhuriyet Savcılıkları makamları çalışmaz, çalıştırılamaz hale geldiği için, müdahaleye açık hale geldiği için bu çalışmanın yapılamadığı görülüyor. Onun için buyurun dedik. Buyurun, suç duyurusunu yapıyoruz dedik. Bunun üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı, sunduğumuz yeni delilleri de göz önüne alarak soruşturmayı yapmaya başladı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturma sonucunda
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 137 sayfalık raporunu da göz önüne alarak, evet, o ODTÜ raporunun son derece yetkin bir rapor olduğunu, dayanaklı bir rapor olduğunu, orada Kayseri'de çevre açısından, genel tehlike açısından faciaların doğabileceğine dair tespitlerin olduğunu da yeri gelmişken ifade ediyorum. Orada ne yapıyor Kayseri Cumhuriyetçiliği Savcılığı? Yaptığı çalışma 22 Eylül ve 28 Eylül tarihlerinde iki tane tefrik kararı veriyor. Ayırma kararı veriyor. Evet. 12, toplam 12 şüpheli yönünden, bunlardan 8'i hakkında rüşvet ve irtikap iddiasıyla dosyayı tefrik ediyor. O 8 kişinin arasında kimler var? Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri var. Teftiş Kurulu Başkanı var. Üst düzey görevliler var. Diğer 4 kişi hakkında ya da 5 kişi hakkında da 11 olaydan dolayı görevi kötüye kullanma yönünden tefrik kararı veriyor. Bunun anlamı nedir Saygı Bey? Bunu vatandaşlarımız, izleyenlerimiz tam o yorumlayamıyor olabilir. Bunun anlamı şu, ha, geriye kalan 30 kişi ne oluyor? Öyle anlaşılıyor ki Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı toplam şüpheli sayısı 42-43 olan bu şüpheliler yönünden 12 kişi hakkında bu dediğim suçlamalar yönüyle suç delillerinin dava açılmasını gerektirecek nitelikte ciddi suç delillerinin bulunduğu kanaatine varıyor. Onların dosyasını ayırıyor. 30 kişi yönünden ise suç delillerinin bulunmadığı kanısıyla takipsizlik kararı hazırlayacak. Bunun anlamı budur. Her hukukçu, her avukat bunu böyle yorumlar. Ama bakıyoruz, bu 22 ve 28 Eylül tarihindeki bu tefrik kararlarından sonra 24 Ekim tarihinde, yani aşağı yukarı bir ay sonra takipsizlik kararı yazılıyor. O takipsizlik kararı verilenlerin arasına hakkında rüşvetten dolayı dosya ayrılan, tefrik edilen şüpheliler de oradan alınıyor, takipsizlik dosyasının içine ithal ediliyor. Evet. Bu hukuk adına vahim bir tablo. Ben 20 yıl avukatlık yaptım. Bu işin uygulamasını yapan savcı arkadaşlarımla görüştüm. Ya benim atladığım bir şeyim var, beni uyarın lütfen. Hayır dediler, böyle bir şey biz de yaşamadık dediler. Ben geçenlerde mesela bu konuyla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı bir basın toplantısı yaptı. İşte bak gördünüz arkadaşlar, hiçbir şey yok dedi. Arkasından sanıyorum avukat kökenli bir belediye başkan vekili çıktı. Hiçbir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi işte Kayseri'de iddia dediklerinin hepsi boş çıktı diye açıklama yaptı. Ben size dolayısıyla o tefrik kararları numarasını söyleyebilir miyim efendim? Bakın rüşvetle ilgili ekranda da gösterebilirim. Rüşvetle ilgili ayırma kararı Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011 Taksim 27100 numaralı dosyası. Evet. Burada nedir? Şüpheliler Süleyman Temeltaş, Ersel Elcuban, Hacı Ali Hamurcu, Hilal Aybak ve Zekeriya Karayol hakkında üzerlerine atılı icbar suretiyle irtikap. Şikayetçi şüpheli Yağmur Çöl hakkında rüşvet vermek. Şüpheliler Mustafa Yalçın ve Ahmet Acer hakkında ise rüşvet almak suçlarına ilişkin evrakların ayrılmasına ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011 Taksim 27100 numarasına kayıt edilmesine dair karar. Cumhuriyet Savcısı Murat Yerde Yatar. Mustafa Kemal Yılmaz, Murat Çimen. 3 savcının imzasını taşıyor. İkinci dosya görevi kötüye kullanma ile ilgili olan. Orada ne diyor? Orada da şüpheliler Hayri Naziksoy, Seyit Ahmet Okur, Mustafa Yalçın ve Süleyman Temeltaş hakkında üzerlerine atılı görevi kötüye kullanma suçundan dolayı soruşturma yapılabilmesi için soruşturma izni alınması gerektiği anlaşıldığından, bu şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma suçu açısından soruşturma evraklarının ayrılmasına ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011 Taksim 23553 numarasına
kayıt edilmesine. Yani ayrı bir dosyaya açılması deniyor. Evet. Şimdi şu dosyalar karşısında, şu belgeler karşısında Kayseri Cumhuriyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve Başkan Vekili'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın efendim Kayseri ile ilgili olarak savcılar bütün başvuruları reddetti, geri çevirdi demesinin doğru olduğuna inanabilir misiniz? Yok belge. Bu gerçek dışı beyanda bulunmak değil midir? Hadi Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve Başkan Vekili'ni bırakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na yalan söylemek yakışır mı? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları'na yalan söylemek yakışır mı? Tabii ki yakışmaz. Yani, evet. Şimdi sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir açıklaması var. Olayın başlangıcında yani Ocak 2011 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanları sütten çıkmış ak kaşık kadar tertemizdir, efendim berraktır diyen belediye başkanı, baktık bir iki ay sonra, iki üç ay sonra bizim sunduğumuz delillerin ciddiyeti karşısında onun yani Hacı Ali Hamurcu'nun bu işi tek başına yapmadığı anlaşılıyor. Etrafında birilerinin olduğu anlaşılıyor. Yorumunu yaptı. Demişti. Yani de efendim, orada ben var. Bu işin içinde yokum ama birileri bu işin içinde var demişti. Bu, evet. bu bir itiraf değil midir? Atıl abi bir de tabii şu var. Yani bu konularla ilgili yani nedir? Şimdi, iddia var. İddiayı araştırırsınız. İşte olaya tabii, oraya geleceğim efendim. Oraya geleceğim. Onlar incelemelerini yapar. İddia konularını araştırır. Bütün onların yani idari yönden yapılacak. Ama yapılmadan bazı yetkililerimizin devletin önde gelen isimlerini çekip de ben falancaya kefilim, filancaya kefilim. Şimdi zaten vahim olan değil. Bu. Biz diyoruz ki bakın şu bulgulara rağmen falan suçludur demiyoruz. Filan tabii, suçludur tabii, tabii, demiyoruz. Tabii, tabii. Mahkum etmiyoruz. Diyoruz ki ya bakın şu bulgular karşısında idari soruşturma süreci, adli soruşturma süreci işlesin. Yargılama yapılsın. Tabii. Suçluyla suçsuz ayırt edilsin ki burada hakikaten suçsuz olan insanlar da vardır. Tabii ki, tabii ki. Onların hukuku da ihlal edilmesin diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne yapıyor? Hayır diyor. Ben delil falan tanımam diyor. Bunlar masumdur diyor. Dosyaya müdahale ediyor başbakan. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ve hükümeti. Daha da vahimi bu olayların başlangıcında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki ben sonuna kadar kefilim diyor. Bu ne kadar ibret verici bir tablodur. O zaman biz de diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı yani siz neden dolayı bu olaylara, bu ilişkilere muttalisiniz diyoruz. Tabii. Yani siz bu olayların neresindesiniz? Yani bu kabul edilebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın böylesine ciddi bir olayda ben bu işe kefilim demesi, bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın saygınlığıyla o makamın sorumluluğuyla bağdaşır mı? Bunu daha öte bir yorum yapmak istemiyorum. Tabii. Evet. Şimdi Kayseri'yi burada bırakalım isterseniz. Burada bırakıp ama hemen orayla bağlantılı olarak bir de İzmir'e geçelim bence. Çünkü iki olay birbirine bağlı. O da belediye, birisi AKP'li Büyükşehir Belediyesi, diğeri de CHP'li Büyükşehir Belediyesi. İzmir'de ne oluyor efendim? Yani şimdi, İzmir bakın, Belediyesi'nin... Hiçbir ön yargın içinde değilim. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gerçekten saygın kimliğine, kişiliğine saygı duyuyorum. Diğer çalışanların kimliğine saygı duyuyorum. Nedir? Bir suç ilişkisi varsa, bulguları varsa usulüne uygun soruşturmanı yaparsın. Evet. İnsanları gece yarısı infaz etmezsin. Sen orada zaten genel başkanımız ifade etti. 6 aydır, 8 aydır orada Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik olarak işte 50-60-70 müfettişle adeta bir talan yaparcasına bir sorgulama yapıyorsun. Yani belgelere zaten ulaşmışsın, ulaşacağın belge her neyse. Varsa gerçekten sağlam bir şekilde bilirkişi incelemeni yaptırırsın. Güvenilir.
akademik anlamda yetkin olan bilirkişilere o incelemeyi yaptırırsın. Dava açılmasını gerektiren bulgular varsa davanı da açarsın. Ama bunu yapmıyorsun. Sürekli soruşturma tazikiyle, usulsüz gözaltılarıyla, aramalarla orada ne yapıyorsun? Baskınlar yapıyorsun. Evet. Öbür tarafta Kayseri'de ortada mevcut olan onlarca bulguya rağmen orada soruşturmayı kapatıyorsun, müdahale ediyorsun. Bu tamamen Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik olarak hükümetin uyguladığı, bir müddettir uyguladığı itibarsızlaştırma, yıldırma uygulamalarının, o faşizan uygulamaların birer örneği olmaktan öteye gitmeyen uygulamalardır. Bunun başka anlamı yoktur, başka açıklaması yoktur. Ama tabii az önce mesela ne diyorduk? Diyorduk ki işte Kayseri'deki olayda açıklansın, her şey ortaya çıksın. Herhalde aynı dilekleri İzmir için de zaten elbette, söylüyorsunuz. Elbette. Bir de İzmir'de zaten 50-60'a yakın müfettiş vergi denetlerinin de bulunduğunu yani öğreniyoruz. Yeter ki bütün söylediğimiz nedir? Usule uygun, hukuka uygun soruşturma yapın, yargılama yapın. Siz siyaset olarak, siyasi iktidar olarak oradan elinizi çekin. Bırakın hukuk, yargı kendi kuralları içinde çalışsın. Orada taraf durumuna girmeyin. Bakın konuşmamın başında söylediğim noktaya tekrar dönüyorum. Bütün bu uygulamalar ne oluyor biliyor musunuz? Toplumda ayrışmayı körüklüyor. Nefret söylemini tırmandırıyor. Bu gerçekten hukuk adına, demokrasi adına, kamu yönetimi adına, kamu denetimi adına ve toplumsal barışımız adına son derece vahim bir tablodur. Son derece kaygı verici bir tablodur. Bu kaygıyı izleyenlerimizle, halkımızla paylaşmak ihtiyacını duyuyoruz. Ve elbette Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ve belediyelerinin yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini biz halkımıza anlatmaya, deşifre etmeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi tabii Kayseri olayı deyince Ankara'da da Deniz Feneri olayı var. Çok bu da tartışılan bir konu çünkü. Evet. Ve Cumhuriyet Savcılarının hakkındaki suç duyurusu üzerine hemen görevden alınmaları, işte savcılar hakkında dava ve idari soruşturmalar açılması konusunda HSYK'nın verdiği karar. Aradan 2,5 ay geçmesine rağmen bu kararın savcılara, Cumhuriyet Savcılarına bir türlü tebliğ edilememesi, savcıların hakkımızdaki suçlamalarla ilgili tutanakları verin deyince kendilerinden 143 lira para istenmesi gibi olaylar sıkça yaşanıyor ama Cumhuriyet Savcıları da hala haklarındaki kararın yani kendilerine tebliğ edilmediği için herhangi bir şey de yapamıyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Bu Deniz Feneri'nde ne oluyor şimdi? Size ulaşan bilgiler var mı? Yeni bilgiler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kayseri olayında olduğu gibi Deniz Feneri üzerinde bu kadar ısrarla niye duruyoruz? Evet. Yani bu, yani bizim başka işimiz gücümüz yok mu? Zaman zaman bunun hükümet sözcüsü olan medya aracılığıyla dile getirildiğini görüyoruz. Yani biz Deniz Feneri soruşturmasına keyfimizden bu kadar yoğunlaşmıyoruz. Tamamen sorumluluk anlayışımızın gereği olarak böylesine bir yoğunlaşma ve takip içindeyiz. Niye? Çünkü bakıyoruz daha evvel yurt dışındaki vatandaşlarımızın tasarruflarını, 10 yıllık, 20 yıllık emeklerini, kazançlarını holdingler yoluyla soyanlar, oradaki vatandaşlarımızın o duygularını istismar edenler, dini duygularını istismar ederek, zaman zaman bunu cumhuriyete karşı kullanarak, oradan bir kaynak yaratanlar, haksız kazanç yaratanlar, o kaynağın kurumasından sonra bu kez ne yapıyorlar? Yine yurt dışındaki vatandaşlarımızın yardım duygularını, hayır duygularını bu kez Deniz Feneri üzerinden organize ediyorlar. Bu nasıl gelişiyor? Bakıyorsunuz 14 Mayıs 1997'de Dortmund Westfalia stadyumunda başlayan bir yolculuk. 30 bin kişinin coşkulu iştirakiyle. Kim var bu yolculukta, yolculuğun başında? Efendim dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet.
Ankara Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek, Yenpaş'ın patronu Dursun Uyarlar ile başlayan ve Almanya'daki bir kamu görevlisi olan ve o camiada Şeyhülislam olarak isimlendirilen kişinin organizesiyle başlayan bir yolculuktan söz ediyorum. Evet. Şimdi bu yolculuğu incelemeye başladıkça neyi görüyorsunuz? Orada da o yolsuzluk mekanizması içinde görev alan, sorumluluk üstlenen o kadroların bugün AKP yönetimlerinde, AKP'nin oluşturduğu bürokratlarda, AKP'nin oluşturduğu medya yapısında görev aldığını, sorumluluk aldığını, yapılandırıldığını görüyorsunuz. Yani o usulsüzlük ve yolsuzluk ağının bir hiyerarşik yapı içinde ta AKP yönetimlerine kadar gelip dayandığını görüyorsunuz. O zaman müsaadenizle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu elbette takip ederiz. Bunu elbette sorgularız. Bir diğer gelişme, ne yapıyor Almanya? Bu yolsuzluk bulguları ortaya çıktığı zaman 2007 olmalı. Nisan ayında soruşturmayı başlatıyor. Çok ciddi bir soruşturma yapıyor. 2 ay içinde de yargılamayı bitiriyor. Ve yargılama yapan hakim diyor ki bu işin gerçek sorumluları, asıl failler Türkiye'de diyor. Çok önemli bir iddia. Evet. Asıl failler Türkiye'de diyor ve isimlendirme yapıyor. İşte Zahit Akmanları, Zekeriya Karamanları, İsmail Karahanları ifade ediyor. Almanya üstüne düşeni yapıyor. Kendi hukukunu işletiyor. Biz halen bunu işletmeye çalışıyoruz. Aradan 2,5 yılı aşkın bir süre geçiyor. Türkiye'de soruşturma yapan savcılar zaman zaman bizim eleştirilerimize rağmen, çünkü biliyoruz ki orada hükümet kaynaklı müdahaleler var. Orada savcılar Almanya'ya uzun uğraşlardan sonra bir yıl sonra gidebildiler. Bu arada tabii hep deliller karartılıyor. Ama o kadar ciddi yolsuzluk emareleri var ki, bulguları var ki, o bulgulara ulaşıyor savcılar ve hakikaten şüpheli delillerden şüphelilere ulaşıyorlar. Hukuka uygun bir soruşturma yapıyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Soruşturmanın gizliliğine riayet ediyorlar. Şüphelilerin hukuklarına riayet ediyorlar. Kalkıp şüphelileri peşinden tutuklamıyorlar. Ne zaman ki deliller yoğunlaşıyor, şüphelilerin delilleri kararttıkları anlaşılıyor, doğal olarak tutuklama sürecini başlatıyorlar. Arama, şirketlere yönelik arama kararlarını ittihaz ediyorlar. İşte özellikle şirketlere yönelik arama kararları sürecinin başlaması hükümeti paniğe sevk ediyor. Orada siyasi iktidar o bürokratik yapıya yönelik olarak, hani bu soruşturmayı kapatıyordun, niye görevini yapmadın diyor. Bir taraftan bürokratik yapıya yönelik olarak işlemler uygulanıyor. Bir taraftan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hani hükümetin ajanı haline gelen savcılardan söz ediyorum. O savcılık mekanizması eliyle savcılar görevden uzaklaştırılıyor. Evet, soruşturmadan anlar. İşin özü bu. Bunu tabii bakıyoruz, dosyayı, bulguları inceledikçe ne çıkıyor ortaya? Bakıyoruz, Almanya'daki deniz feneri yapılanmasıyla Türkiye'deki deniz feneri yapılanmasının muhasebe kayıtlarının İstanbul'da tutulduğunu. İç içe girmiş durumda. Evet. Evet. Buradaki sahte kayıtların o Almanya'daki baskından sonra Almanya'ya gönderildiğini, onun üzerinden işlemlerin yapıldığını, bunları görüyorsunuz. Böylesine bulgular. Ve orada enteresandır, itirafta bulunan şüphelilerden bir ya da ikisi, isimlerini elbette vermiyorum, bir ya da ikisi bu işin tamamen İstanbul'dan organize edildiğini, Zekeriya Karaman'ların, işte diğer şüphelilerin kilit rol üstlendiklerini iddia ediyorlar. Yaptıkları toplantılarda enteresandır, o itirafta bulunan şüpheliler ismini vermedikleri birisinin de bulunduğu bir ortamdan 3 kez 4 kez söz ederler. Orada şunu görüyorsunuz, aslında
o itirafta bulunanlar, şüpheliler bir yerlere mesaj veriyorlar. Bizim hukukumuza sahip çıkın, değilse biz ne yapacağımızı biliriz. Mesajlarının verildiğini görüyoruz. Orada ben daha evvel bir iki yerde de ifade ettim. Deniz Feneri Derneği soruşturmasında şüpheli durumda bulunan ve özellikle itiraflarda bulunan, bazı şüphelilerin can güvenliklerinin sağlanması noktasında hükümeti şimdiden önlem almaya, tedbir almaya davet ediyorum. Bu noktada o şüphelilerin can güvenliklerine yönelik olarak maazallah elbette temenni etmiyoruz. Herhangi bir eylem gerçekleştiği takdirde bunun sorumluluğu doğrudan hükümete ait olacaktır. Bunu yeri gelmişken etmek istiyorum. Bu çerçevede biz Deniz Feneri Derneği soruşturmasında, bakın aslında bizim bu anlattıklarımızı Saygı Bey, bırakın Alman mercilerini, bırakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcıları, bunları kim doğruluyor biliyor musunuz? İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi doğruluyor. 2009 yılında yılında 34 sayfalık rapor hazırlıyor. Bütün bu anlattıklarımızı doğruluyor. Diyor ki Dernekler Dairesi denetçileri, diyor ki efendim, diyor bu Deniz Feneri Derneği diyor kamu yararı statüsü şartlarını kaybetmiştir diyor. Şu kadar sahte belge vardır diyor. Bunun anlamı gayet açık. Tabii ki. Ve biz Sayın İçişleri Bakanı'na soruyoruz. Bu raporu istiyoruz. Bu raporun gereğini neden yapmıyorsun diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı ilgili bürokrat aracılığıyla cevap veriyor. Diyor ki ortada böyle bir rapor yoktur diyor. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Devletin geldiği hali bakar mısınız? Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı neden yalan söylemeye tenezzül eder? Neden yalan söylemek ihtiyacını duyar? Bunu izah edebilir misiniz? Şu anlattığımız tablolar, bu aranın İçişleri Bakanlığı Özel Koruma Müdürü ve Kırıkkale Belediye Başkanı aracılığıyla, ki bunlar hep ta Nehir Medya'dan gelen ortaklık ilişkileri, bunlar yoluyla İstanbul'a ulaştırılması vakasını ve diğer bulguları göz önüne aldığınız zaman burada İçişleri Bakanlığı'nın bu süreçlerin içinde devlet nüfuzunu kötüye kullanmadığından söz edebilir misiniz? O konuda böyle unutuldu gitti değil mi efendim? Biz unutturmayacağız. Bakın ne yaptık? Deniz Feneri sürecinin hem idari boyutunu hem adli boyutunu takip ettiğimiz gibi, hı hı, yasama boyutunu da takip ediyoruz. Şimdiki hal, hükümetin ve başbakanın sorumluluğunu ayrıca değerlendirmek üzere ne yapıyoruz? Bütün bu süreçte görev ve nüfuzunu kötüye kullanan Sayın Beşir Atalay hakkında gen soruya ilişkin başvurumuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yaptık. Muhtemeldir ki bir hafta 10 gün içinde bunların meclis zemininde görüşülmesi sağlanacaktır. Bu tabloyu bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda halkımıza bir kez daha anlatacağız ve süreci işleteceğiz. Ve olayı hükümeti bırakıyorum. Çünkü hükümet ve başbakanın bu sürecin öyle veya böyle içinde olduğu belli, biliniyor. Bu süreci hiç olmazsa halen vicdani duygularını kaybetmediklerine, sorumluluk duygularını kaybetmediklerine inandığım AKP grubunun vicdanlarına havale edeceğiz. Evet. Bulgularıyla birlikte, delilleriyle birlikte havale edeceğiz. Onları vicdanlarıyla baş başa bırakacağız. Şimdi efendim bir de tabii tutuklu vekiller de CHP'nin gündeminde sürekli önemli yer ediniyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik en son olarak yaptığı bir açıklamada bile bile lades yaptınız deniliyor. Yani bu kişilerin tutuklu olduğunu biliyordunuz. Siz bunların tutuklu olduğunu bile bile siz bunları milletvekili adayı gösterdiniz. Onun için yani ne gerek var şimdi böyle konuşuyorsunuz anlamına bazı açıklamalarda bulunuyor. Tutuklu vekiller konusunda ne yapıyorsunuz? CHP'nin tutumu nedir efendim? Birincisi tabii Sayın Hüseyin Çelik'in açıklamaları gerçekten
demokrasi adına, milli irade adına sakat ve talihsiz açıklamalar. Bir insanın tutuklu olması suçlu olduğu anlamına gelir mi? Yani bu tarihi süreç içinde bilinen bu evrensel kuralı ters yüz etmeye bir milletvekili olarak, bir siyasetçi olarak bunu ters yüz etmeye utanmıyor musunuz? Maalesef. Yani gerçekten bu ifadeyi kullanırken üzülüyorum. Ama maalesef böylesine acımasız bir siyaset anlayışı karşısında bunları ifade etmek gerekiyor. Nedir? Kaldı ki o milletvekillerine yönelik olarak, o yargılamalara yönelik olarak yapılan hukuk ihlallerini, yapılan faşizan uygulamaları kolluk gücü vasıtasıyla ya baskı altına alınarak yapılan sorgulamaları ve yargılamaları ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Ama herhalde biz kimi Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimin milletvekili adayı yapacağımızı Sayın Hüseyin Çelik'e danışacak değiliz. Evet. Önce bunu ifade ediyorum. Şimdi bakın, burada biliyorsunuz iki grup arasında tutuklu vekillere yönelik olarak bir mutabakat zaptı imzalandı. Orada aslında tutuklu vekillere yönelik bu uygulamanın hukukla bağdaşmadığını, milli irade kavramıyla bağdaşmadığını siyasi iktidar da bir anlamda kabul etti. Efendim o temenni beyanıdır. Peki o temenni beyanını, tamam öyle diyelim, o temenni beyanını neden hayata geçirmiyorsun? Neden uygulamaya geçirmiyorsun? Sen madem ki o noktada bir efendim tespitte bulundun, evet. Bu noktada yasal, anayasal düzenlemeleri yapmak noktasında neden iradeni ortaya koymuyorsun? Bu senin bütün bu süreçte gayri samimi olduğunu, senin aslında o hukuksuz uygulamaları yaratan ortamın yaratıcısı olduğunu göstermez mi? Tabii bu tabloda, bu süreçte Sayın Bülent Arınç'ın konumunu ayrıca değerlendirmek gerekir. Şimdi efendim şeyde bir beklentiniz var mı? Böyle tahliye falan bekliyor onu, musunuz? Onu arz edeyim efendim. Için? Bülent Arınç'ın açıklamasına da temas etmek istiyorum. Sayın Bülent Arınç çıkıyor. Zaman zaman Cemil Çiçek de çıkıyor. Efendim bu uzun tutuklamalardan dolayı rahatsızız. Şikayetçiyiz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da çok rahatsız. Sayın Cumhurbaşkanı da bakıyoruz Türkiye'de bir ihlal oluyor, bir haksızlık oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı hep rahatsızlığını beyan ediyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı rahatsızlığını beyan et de bir de görevinin gereğini yap. Evet. O rahatsızlıkların rahatsızlıklar yaratan sebepleri gidermek noktasında devletin başı olarak bir sorumluluk hissetmiyor musun? Vicdani rahatsızlığın yanında görevden dolayı da bir rahatsızlık hissetmiyor musun? Tabii neyi görüyorsunuz? Sayın Bülent Arınç'ın ve Sayın Cemil Çiçek'in söylemlerinde şu çıkıyor ortaya. Yani güya sanki ortada bağımsız bir yargı var da ne yapalım efendim? İşte yargı karar veriyor. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. İzlenimini yaratmaya çalışıyorlar. Oysa gerçek öyle değil. Gerçek nedir? Gerçek çok iyi biliyoruz ki bu faşizan yapıyı, bu siyasi iktidara bağımlı olan yargı yapısını özel yetkili mahkemeler eliyle, HSYK eliyle, Adalet Bakanlığı eliyle siyasi iktidar yarattı. Bu tabloyu yaratanların bu sonuçlardan şikayetçi olmaları ya da şikayetçi oluyormuş görünmelerinin inandırıcı bir tarafı olabilir mi? Bu bir tiyatro değil midir? Bunu inanıyorum ki halkımız bu tiyatroyu tebessümle, istihzayla ve böylesine içi acıyarak izliyordur. Öncelikle bu tespitimi ifade etmek istiyorum. Şimdi bakın, 24. Yasama döneminde şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18 Kasım tarihi itibariyle kaç dosya var biliyor musunuz? 551 dosya var Saygı Bey. 551 dosya. Bu öyle anlaşılıyor ki 22 ve 23. Yasama dönemindeki o fezlekelerin sayısı 24. Yasama döneminde katlanarak gidecek. Peki biz biliyoruz ki Karma Komisyon, yani bu fezlekeler hakkında inceleme yapacak olan Anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan Karma Komisyon ne yapar? Bu işin doğrusu
30 dosya 40 dosya oluştuğu zaman inceleme yapar. Ya dokunulmazlığın kaldırılması ya da erteleme kararı verir, vermek zorundadır. İç tüzükte bu karma komisyonu görevler arasında sayılmıştır. Ayrıca tutuklu vekiller yönünden anayasanın 83. maddesiyle 14. madde bağlantısının kurulması gerekir. Yani orada o milletvekiline yönelik suçun ağır cezalık olması yanında onun kanuni tarifinin yapılması gerekir. Kim diyor bunu? Anayasa 14 diyor. Yani onların durumunda adalet evet, anayasa komisyonunda incelenmesi gerekir. Orada 14. maddenin son fıkrasında diyor ki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ilişkin suçlar konusunda kanuni düzenleme yapılır diyor. 10 yıldır kanuni düzenleme yapılmamış. Yani bu bir eksiklik, yasal eksiklik, onu demek istiyorum. Evet, evet. Bir de 83. maddede ne var? Suçüstü hali olması lazım. Çok iyi biliyoruz ki Mehmet Haberal yönünden de Mustafa Balbay yönünden de suçüstü hali söz konusu değil. Bunun iddianame de zikredilmesi evet. gerekir. Bunun anlamı nedir? Bütün bunların anlamı nedir? Burada efendim Anayasa 83 ve 14. maddedeki şartlar bir kısım milletvekilleri açısından, tutuklu milletvekilleri açısından oluşmamıştır. Bu noktada karma komisyonu değerlendirme yapması gerekir. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi devam eden bir yargılama ile ilgili inceleme yapamaz. Hayır, biz anayasadan doğan, iç tüzükten doğan sorumluluğumuz çerçevesinde bir inceleme yapacağız. Bizim iki ihtimale göre karar verme yetkimiz var, sorumluluğumuz var. Diyeceğiz ki, inceleyeceğiz dosyaları, bu bizim görevimiz. Diyeceğiz ki, şu dosya kapsamına göre dokunulmazlık kaldırılmalıdır. Ya da dönem sonuna kadar erteleme kararı verilmelidir. Şimdi onu bekliyorsunuz. Yargı bu kararı göz önüne alır almaz. O yargının bileceği bir konudur. Yargı kendi işine bakacak. Eğer hükümet izin verirse. Evet, o zaman Atilla Bey evet. bekleyelim bakalım ne çıkacak komisyonlardan. Bunları anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız Atilla Bey. Evet, kısa bir aranın arkasından emekli asker, emekli tümgeneral Erdal Sipahi ile birlikte olacağız. Sayın Atilla Kart'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli açıklamaları ve bu uyarıcı bilgileri için. Evet, manşet devam ediyor. Emekli tümgeneral 23. dönem MHP milletvekili ve şu anda da MHP'nin zaten Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan Sayın Erdal Sipahi ile birlikteyiz. Erdal Paşa, tabii ki askerlik şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul eden bedelli konusunda da farklı ve değişik görüşleri olan bir isim. Efendim hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyorum. Hemen bedelli kışlalara nasıl yansıyacak diye bakalım diyorum. Efendim malumunuz bu bedelli konusu sizin de daha evvel televizyonda yer verdiğiniz gibi evet. veya basında yer aldığı gibi Türkiye'nin yabancısı olan bir kavram bir konu değil. 87, 92 ve 99 yıllarında 3 kez daha en son bu Büyük Marmara depremi vasıtası nedeniyle uygulanmış bir konu. O zaman da 150 bine yakın kişi bunlardan yararlandı. Bu konu daha sonra 99'dan sonra terör devam ettiği sürece uzun bir müddet Türkiye'nin gündeminden düştü. Ve bu konu gündeme... Ama bir lobisi de var. Bunun ama. Bir lobisi var, bir bedelli evet. lobisi var ve o bedelli lobisi ben milletvekiliyken de sık sık bana da bu konuda işte kendi evet. acil durumlarını ve ihtiyaçlarını bu konudaki bedelli konusundaki gerekçelerini anlatmak için zaman zaman ziyarete geldiler. Zaman zaman mektupla, evet. elektronik ortamda görüştük. Ancak bu konuda malumunuz Türkiye'de şöyle bir genel kanaat belirmişti. Bir tanesi... Terörle mücadele devam ettiği müddetçe böyle bir bedelli uygulamasının kamuoyunda olumsuz bir takım vicdanları yaralayacağı gibi deniliyor. Konu. Evet. Gene bunun bir parçası olarak şehit ailelerinin bundan olumsuz olarak etkilenebileceği, onlarda bir yara açabileceği. Evet. Gene kolunu bacağını bu vatan için vermiş gazilerimizin ve gazilerimizin ailesinde bu şekilde bir takım tepkiler olacak. Ve bence en az onlar kadar önemli. Şu anda silah altında olan veya silah altına gidecek olan çocuklarımızın ve onların ailelerinde yaratacağı
bir olumsuz konu gündeme getirilmişti. Bu malumunuz iki sene önce Sayın Bülent Arınç tarafından bir gündeme getirilmişti. Sonra Genelkurmay bu konuda kesin bir tavır koyunca, yani Sayın İlker Başbuğ Genelkurmay Başkan döneminde terörle mücadele devam ettiği müddetçe böyle bir konu gündemimizde yoktur dedi. Sayın Başbakan aynı mahiyette açıklamalar yapılınca iki sene bu konu kadük kaldı. Daha sonra ne gariptir ki aynı şey konu tekrar gündeme geldiğinde bu sefer Sayın Bülent Arınç tam tersini, bu sefer efendim şehit cenazeleri geldiği müddetçe, tabutlar geldiği müddetçe böyle bir şey Türkiye'nin gündemi değil dedi. Ki yani, ve arkasından birdenbire gündemde bu konuyu bulduk. Evet, evet. Şimdi bu konuda iki konu var. Biraz önce bahsettiğim işte kamu vicdanında, şehit ailelerinde, şu andaki silah altına bulunan çocuklarımızı, onların ailelerine, Gazze'de meydana getireceği tepkiler. Bir bu var. İkincisi silahlı kuvvetler ihtiyaç sahibi olan, yani bu personeli kendi bünyesinde askerlik yükümlü olarak kullanacak olan birimde silahlı kuvvetler. Ancak son bu bedelli askerlik konusu gündeme geldiğinde hem hükümeti bu konuda daha evvel bu konuda öne sürdüklerinin aksine bir tavır içerisinde, yani bu konuda kamuoyunun o gösterileceği, şehit ailelerinin, silah altındakilerin göstereceği tepkileri sanki frenlemişler. Bu konuda bir Türk kamuoyunda bu doğrultuda bir beklenti var, bu beklenti yaygınmış gibi bir görüş ortaya çıktı. Ve konunun öbür bacağında bulunan ve iki sene önce Genelkurmay Başkanı ağzıyla bunun uygun olmadığını belirten Genelkurmay Başkanı'ndan da, yani ihtiyaç sahiplerine bu konuda herhangi bir ses çıkmadı. Ve bu malumunuz dün gece yarısılarına kadar süren bir meclis oturumundan sonra da muhalefet partilerinin bu konudaki bir takım değişiklik önergelerine, işte bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğu, bedelin çok yüksek olduğu, zengin fakir ayrımı yaratacağı, bunun yaş sınırının azaltması, çoğaltılması konusundaki birçok bu konudaki önergelere, tekliflere rağmen AKP iktidarı kendi Milli Savunma Komisyonu'nda da itirazları dikkate almadan gündeme getirdiği konuyu yasalaştırdı. Şimdi ben bu konunun biraz değişik bir boyut üzerine duracağım. Evet. Malumunuz vatan hizmeti dediğimiz konu temel hak ve hürriyetler içerisinde, temel hak ve ödevler içerisinde mevcut anayasamızın 72. maddesinde yer alan bir konu. Ne o? Efendim, vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin kamu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirildiği veya getirilmiş sayılacağı kanunla belirlenir diye anayasanın 72. Evet. maddesinde bir konu var. Şimdi ben iki konu üzerine duracağım. Bir tanesi, yani önce bir meslek grubunun askerlikten muaf tutulması, arkasından dövizli askerlik ve bedelli askerlik gibi yeni uygulamaya giren konuda o 3 haftalık temel eğitimin de kaldırılması dikkate alındığında vatan hizmeti denilen temel hak ve ödev gittikçe salam taktiğiyle budana bir olumsuz bir gidişat var. Bu gidişata ben değerli ALETE izleyicilerinin dikkatine sunuyorum. İkinci bir konu, anayasaya bir aykırılık var. Eşitlik ilkesine aykırılık bir yana, bir başka konu var. Biraz önce söyledim. Bu hizmetin, yani bu hak ve ödevin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla belirlenir diyor. Şimdi daha eskiden malumunuz 21 günlük 3 haftalık bir eğitim vardı. Evet. Bir telmeyel eğitim vardı. Ondan sonra bedelli uygulanıyordu. Şimdi bu bölüm ortadan kalkıyor. Yani hem bedelli hem döviz askeri bölümü. Dolayısıyla ortada yerine getirilen veya getirilecek, getirilmiş sayılabilecek bir hizmet kalmıyor. Ve bu temel hak ve ödev, vatan hizmeti gibi bir çok kutsal bir hak ve ödev bir noktada benim tabirimle paraya tahvil edilmiş oluyor. Bu anayasal olarak doğru mudur, yanlış mıdır? Yani bir temel askerlik döneminde 21 günde belki çok şey öğretilmiyordu ama en azından vatandaşlık bilinci, efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlılık, vatana bağlılık, cumhuriyete bağlılık gibi bir takım temel kavramlar üzerine duruluyordu. Yani asker eğitimden ziyade psikolojik ve vatan millet bayrak konusundaki kutsallar üzerinde bir eğitim yapılıyordu. Özellikle dövizli askerlik için gelen vatandaşlarımız işte Ankara'yı ziyaret etmek, Kurtuluş Savaşı'nı, Çanakkale Savaş alanını gezmek gibi konularda biraz yurda ve yurdun tarihine, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine gönül bağlarını devam ettirecek bir psikolojik eğitim. Şimdi bunlar ortadan kalktı. Şimdi asker ocağının bir özelliği var. Mustafa Kemal'in dediği gibi askerlik ocağı, asker ocağı aynı zamanda bir vatandaşlık mektebi. Benim tabirimle fakirle zenginin, doğuluyla batılının, okumuşla cahilin aynı üniformayı giyip aynı karavanaya kaşık salladığı, gerektiğinde birbirinin kolunda can verdiği bir vatandaşlık mektebi. Yani bir noktada vatandaş olmanın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bu ortadan kaldırılıyor.
Diğer bir konu, yani bu konuda bir anayasa ihlali var mı yok mu, ben izleyicilerin dikkatine sunuyorum. Çünkü ortada yerine getirilen veya getirilmiş sayılabilecek bir hizmet kalmadı. Bu temel askerlik eğitimi kaldırılacak. Evet. Bu anayasa ihlalidir gibime geliyor. Partimizin hukukçuları da bu konuda üzerine duracak. Bir başka konu var. Biliyorsunuz anayasamızın, mevcut anayasamızın ikinci kısmı temel hak ve ödevlere ayrılmıştır. Şimdi böyle kutsal bir temel ve hak ve ödevi siz paraya tahvil edilebilir hale getirirseniz, anayasada yer alan diğer temel hak ve ödevlerde paraya tahvil edilebilir hale getirilme evet. gibi bir olgu söz konusu mudur değil midir? Ben bunu gene değerli sizin vesilenize, vasıtanıza, değerli Türk milletinin ve izleyicilerin dikkatlerine sunuyorum. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim bunlar. Tabii bir de İç Hizmet Kanunu'nun ikinci maddesiyle ilgili bir husus var. Gerçi yani kanunlar arasında mübayenet varsa bunlar bir şekilde giderilir ama anayasanın İç Hizmet Kanunu'nun ikinci maddesinde de harp sanatının öğrenildiği ve yerine getirilmesidir şeklinde bir ifade var. Bu askerlik görevinin, dolayısıyla vatan hizmetinin öğrenilmesi ve yerine getirilmesi bu 3 haftalık temel eğitim kalkınca ortadan kalkmış oluyor. Bir de bir kanunla böyle bir mübayenet var. Ben bu konulara dikkatinize sunmak istedim. Dün bir Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması var. Mecliste bu konular görüşünce işte bir konu görüşülüyor. Acaba bu konuda Genelkurmay ne der diyor. Canım ne derse dersin ya, Genelkurmay kim oluyor anlamında. Açıklamalar yapılması tamam. Artık alıştığımız son dönemde. Ben ona maalesef diyeceğim. Yani bu konuda ihtiyaç sahibi olan ve daha evvel 2 sene önce bir Genelkurmay Başkanı ağzından terörle mücadele devam ederken bunun kamu vicdanında büyük rahatsızlık yaratacak konusunda bir Genelkurmay Başkanı'nın çok açık ifadesi varken ve bu ifade iktidar tarafından da doğrulanmışken şimdi Genelkurmay makamının, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki fikir ve endişelerinin dikkate alınmaması artık söylenecek ben fazla evet, bir şey bulamıyorum evet. Sayın Öztürk. Evet. Efendim şimdi Güneydoğu'yu da hem yıllarınız Güneydoğu'da geçtiği için söylüyorum. Şimdi nasıl, dışarıdan nasıl görüyorsunuz Güneydoğu'yu şu anda, bir emekli asker, şu anda eski bir milletvekili olarak nasıl bakıyorsunuz? Sayın Öztürk, malumunuz bizim sizle olan dostumuz, Güneydoğu'daki tabii, mücadele dönemine dayanıyor. Bu konuda ben sizin de yani üniformansız bir Mehmetçik olarak, bir basın mensubu olarak Güneydoğu'daki yani ben sizi o gözle biliyorum, tanıyorum. Onun için siz de bu konuyu en yakından takip edenlerdesiniz ve bu konudaki sizin programlarınızı, eserlerinizi, ben kitaplarınızı yakından takip ediyorum. Siz de terörle mücadele konusunda gerçekten benim fikirlerimi paylaşmaktan son derece mutlu oldum. Bir dostumsunuz, bir fikir arkadaşımsınız. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben maalesef terörle mücadelede çok vahim bir noktaya gelindi. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili ben istatistiki bağlamda da bazı rakamları her zaman gerek milletvekiliyken gerekse şimdi partimin MYK üyesi olarak istemedim bu konularda partimize bir boşluk oluşsun. Onun için bu konudaki çalışmalarımı bir şekilde bir MYK üyesi, bir siyasetçi olarak devam ediyorum. Şimdi terörle mücadele konusunda müsaade ederseniz ben birkaç ana başlığa bu kısa zamanda değinmek isteyeyim. Yani bu içinde bulunduğumuz ortamın terörle mücadele açısından özellikleri. Bir, AKP döneminde terörle mücadelede gittikçe vahimleşen ve istatistiki olarak da sürekli efendim kötüye giden bir tablo var. Bunu yadsınacak bir tarafı yok. Yani 2002'deki AKP döneminin başlangıcından evet. bugüne geldiğinizde ben 3 tane veriyi esas alacağım. Bir, terör olayı sayısı. Tabii, İkincisi, olay sayısı önemli. Olay sayısı yani. Çok önemli. İkincisi şehit sayısı. Üçüncüsü meydana gelen olayların silahlı kuvvetlerin veya güvenlik güçlerinin inisiyatifinde mi yoksa örgütün inisiyatifinde mi meydana geldiği. Ki bu benim için çok önemli. Terörle mücadeleye emek vermiş bir kişi olarak sizin için de çok önemli, programlarınızdan biliyorum. Evet. Bu 3 konuda çok vahim bir geriye gidiş var. Bunu söylemekte fayda var. Bu konuda malumunuz bir açılım yerine getirildi ve bu açılımda kanın durdurulacağı, anaların gözyaşlarının durdurulacağı iddia edildi ama açılımdan bu yana şehit sayısı 312. 312. Son bendeki rakam 312. Yani anaların gözyaşları azalmadı, daha arttı. Kan durmadı, daha fazla arttı. Açılım sonrası şehit sayımız 312. Bunun açılımında Türk Silahlı Kuvvetleri polis GKK olarak verebilirim, sivil vatandaş olarak verebilirim. Diğer bir konu, 12 Haziran seçimleri öncesinde aynen geçen seneki anayasa referandum sürecinde olduğu gibi artık bunu saklanacak, gizlenecek bir tarafı yok. AKP iktidarıyla efendim terör örgütü
işte mensupları, ileri gelenleri ve İmralı'daki kişi arasında bir takım pazarlıkların yapıldığı, artık yani benim değil kamuoyunun gündemine yansıyan delilleri, ispatlarıyla, işte efendim ses kayıtlarıyla vesaire bir konu. Geçen sene anayasa referandumu öncesinden başlamak üzere terör konusunda bir eylemsizlik hali örgütü evet. ilan etmişti. Bu sene aynı şekilde malumunuz 2011 yılı esasında terörle mücadele yönünden fazla olay sayısı olan bir yıl değildi. Ancak seçime yaklaşırken ilk bahar aylarında bir terörde artış oldu ve bu arada bu seçim süreci nedeniyle muhtemelen AKP ile efendim PKK arasında bir takım eylemsizlik kararına giden, ki bunu PKK da açıkladı malumunuz. Ondan sonra ve seçim döneminde kapsayan bir eylemsizlik hali söz konusu evet. oldu. Fakat 12 Haziran seçimini takip eden aydan, yani Temmuz ayı ortalarından itibaren terör konusunda anormal bir tırmanma başladı ve bu geçen 5-6 aylık süreci dikkate aldığınızda korkunç, yani şimdiye kadar ki terör mücadele vermiş en önemli kayıplar hemen hemen rakam olarak, çok, oran aynı olarak olayda verilmiş. Çok sayıda kayıp evet. verilmeye şimdi başladı. Şimdi bakın, ben size bir rakam vereceğim gene. 2011 malumunuz 12. aya girdik bugünden itibaren, 11 aylık sürede toplam şehit sayısı 137 iken bunun 126'sı, yani hemen hemen %90'ından fazlası seçim sonrası meydana gelen şey olaylarda şehit evet. olan güvenlik görevlisi sayısı. Yani 12 Haziran sonrası ve bunun bir de Temmuz ortasına itibaren başladığı Silvan olaylarıyla dikkate alırsanız çok büyük bir tırmanış var. Vahim ama bir demek tırmanış ki şu var. Anlaşılıyor ki terör örgütü biraz daha onların inisiyatifinde evet. demek ki olaylar gelişiyor. Şimdi buradan bu inisiyatif konusunda ben iki hususa değineceğim. Bir tanesi olayların, terör olaylarının yer, zaman ve şekline ağırlıklı olarak örgüt karar vermeye başladı. Evet. İnisiyatif bu yönüyle. Beni işte işin irkilten tarafı ve üzen tarafı bu. Yani olay meydana gelen terör olayları artık örgüt inisiyatifindeki olaylardan kaynaklanmaya başladı. Olayların ve şehitlerin önemli bir bölümü örgüt inisiyatifine meydana gelen olaylar. En son malum Çukurca'daki 24 şehit olayı. Diğer bir konu, örgüt ikinci bir inisiyatif kullanmaya başladı. Türkiye'deki siyasi olaylara, örgütle yapılan muhtemel pazarlıklara, örgütün işte beklentilerine göre azalıp çoğalan, şiddetin azaltan veya arttıran bir yapıya kavuştu terör. Aynen öyle oldu, evet. Böyle bir inisiyatif de örgütün eline geçti. Bakın, bu değişik bir inisiyatif alanı. Yani örgüt terör konusunda efendim tansiyonu azaltıyor, eksiltiyor, hayır arttırıyor. Böyle bir inisiyatif konusunda, yani sadece olayların yeri, cinsi, zamanı konusunda değil, aynı zamanda terörün tansiyonunu arttırıp azaltmak gibi bir inisiyatif de kullanmaya başladı örgüt. Bu iki inisiyatifin aynı anda örgüt tarafından yürütülmesini ben vahim olarak buluyorum ve bu konuyu sizin programınız ve sizin evet. konuyu çok yakından takip ettiğiniz için değerli izleyicilerim de takibine sunuyorum. Diğer bir konu, KCK denen bir konu var. Malumunuz şehir örgütlenmesi değinip geçiliyor. Hayır, bu bir şehir örgütlenmesi değil. Bu PKK'nın belirli bölgedeki devlet yapılanması, alternatif devlet düzeni kurmak istemesi. İşin vahim boyutu bu. Ve işi gittikçe siyasal olarak örgütün devlete kafa tuttuğu ve alternatif devlet kurumlarını kurmaya başladığı bir vahamete doğru gidiyor. Zaten terörün amacı, bölücü terörün amacı neydi? Siyasal amaçlara ulaşmak. Tabii. Dolayısıyla siz olayı siyasi tarafa kaymasına müsaade ettiğiniz müddetçe, buna tepki vermediğiniz müddetçe zaten örgütün ekmeğine yağ sürüyorsunuz, onun siyasi amaçlarına hizmet ediyorsunuz demektir. İkinci konu bu. Siyasi bağlamda çok ciddi bir başka zafiyet alanı ortaya çıkmaya başladı. Bunu vurgulamak istiyorum. Neredeyse bir alternatif devlet tehlikesi. Bunu yani söylerken son derece etkiliyorum ama bu Başbakan da diyor paralel devlet. Evet, yani paralel bir alternatif devlet. Bu bir ülkenin kabul edebileceği bir şey değil. Bir üniter devletin kabul edebileceği tahammül sınırları. Erdal Paşa'm, zaten terör örgütünün başı aynı zamanda bu KCK'nın da başı. Murat Karayaran onun da başı, onun da başı. Tabii bir olay daha var. Yani yıllardır hapiste bulunan bir terör örgütünün başı hala örgütü KCK bağlamında, eylem bağlamında nasıl idare etmeye kalkar, nasıl emir ve talimatlar vermeye devam eder, o konuyu ben gene değerli izleyeceğim. Gerçekten o nasıl olur böyle? Nasıl bir şeydir anlamak mümkün değil. Dünyada bunun örneği yok. Dünyada bunun böyle bir örneği yok. Diğer bir konu, terörle mücadelenin gene son bu artışında zafiyet alanları dikkatimi çekiyor. Evet. Yani terörle mücadele eden güvenlik güçlerindeki bu güven, kendine itimat, olayların üzerine gitme konusundaki bir iştahsızlık
Var mı efendim? Bir cesaretsizlik var tabii. Siz terörle mücadele edenleri eğer hedef alır, terörle mücadele en başarılı olmuş olanları hapishanede çürütmeye başlarsanız, terörle mücadele edenlerin kendilerine örnek alabilecekleri terörle mücadeledeki sembolleri ortadan kaldırır ve cezalandırırsanız, bunun güvenlik güçleri üzerine olumsuz etkisi, moral etkisinin olmadığını söylemek yani doğru olmaz. Mümkün böyle değil böyle bir şey. Tabii bütün bu güven bunalımının nedeniyle bir de örgütün giderek şımarması ve bölge halkına etkilemesi var. Yani güvenlik güçlerinin morali bozulurken örgütte sürekli bir moral artışı var. Evet. İstediği yer zamanda olay meydana getirebilen bir inisiyatif kullanmaya başladı. Bu bölge halkını da etkilemeye başladı. KCK alternatif devlet konusuna artık yani her gün belli bir coğrafi ortamda gündeme getiriyor. Pervasızca gündeme getiriyor. Bunun da bölge halkı üzerine etkisi var. Türk toplumu üzerinde moral bozucu bir etkisi var. Bunun dışında zafiyet alanları konusunda ben iki konuya değineceğim. Bir tanesi istihbarat konusundaki yetersizliğimiz gittikçe gün yüzüne çıkmaya başladı. Malumunuz o insan istihbaratı dediğimiz ajanlar şunlar bunlar bir tarafa bırakalım. İstihbaratta özellikle Kuzey Irak'tan yönelik Türkiye'ye yönelik tehditte iki konu hep ön plana çıkıyordu. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nden işte elektronik bağlamda veyahut da uydu kanalıyla işte insan savaşta elde edilen istihbaratın bizim real time information dediğimiz yani gerçek zaman istihbarat dediğimiz şekilde Türk makamlarına iletilmesi ki bu ne kadar ciddidir, doğrudur, yanlıştır bu konuda hepimizin endişeleri var. İkincisi de kendi insansız hava araçlarımızla elde ettiğimiz istihbaratı. Bu konuda Amerika'nın işte sözüm ona istihbarat desteği devam ediyor etmiyor bilmiyorum veya ne ölçüde ciddi, güncel efendim onu da bilemeyeceğim ben. Onu güvenlik uzmanları bilir. Ancak kendimiz malumuz bu Heron sistemleri vasıtasıyla bir insansız hava aracı sistemi almıştık 10 tane. Bunlardan İsrail'le olan ilişkilerin bozulması nedeniyle yarısından çoğu İsrail'e tamir amacıyla gitti. Yani, maalesef bu teknolojik bağımlılık nedeniyle İsrail'de kaldı, geri gelmedi. Kalanlar ise her geçen gün yeni yeni teknik sorunlar çıkartmaya başladılar. Dolayısıyla Heron projesi başladığı noktaya geri geldi. Evet. Yani insan savaş aracı konusundaki en önemli istihbarat vasıtamız başlangıçta hangi sıkıntılar varsa o sıkıntılar aynen bütün bu harcanan paralara elde edilen sistemlere rağmen geri geldi. Dolayısıyla istihbarat konusunda ciddi bir şey var. Bu konuda son Amerika'nın işte efendim Sayın Başbakan'ın Amerika ile temasındaki bu Predator dediğimiz Amerikalıların kullandığı insan savaş araçlarının Türkiye'ye verilmesi konusu vardı. Bunlar tabii bir satın alma yoluyla veya Türk personelinin kullanması şeklinde değil. Amerikalıların tabiriyle 4 tane Predator bizim bildiğimiz basına yansıyan Irak'tan Türkiye'ye getirildi. Şimdi bu hakikaten Türk kamuoyuyla, Türk devletiyle alay etmektir. Neden? Bunu gene Amerikalılar mı kullanıyor? Evet. İncirlik'te bunun kullanma yetkisi kime ait? Amerikalılar mı? Gene evet. Kaldı ki bir başka konu, iki konu daha var. Ben bu konuya dikkat edeceğim. Bir, Irak'tayken bu Heronlar, Predatorlar, Amerikalılar mı insan savaş araçları. Evet. Terör örgütünün üslerine ve muhtemelen eylem bölgelerine 80-100 kilometre mesafedeydi. Şimdi İncirli'ye getirdiğinizde bu mesafe kuş uçuşu 600-700-800 kilometreye çıktı ve bunların harekat yarıçaplarının neredeyse sınırlarına geldi. Dolayısıyla biz efendim Predatorları Irak'tan Türkiye'ye İncirli'ye getirdik demek esasında Türkiye ile alay etmektir. Alay etmektir. Ben bunu vurgulamak istiyorum bir. İkincisi, o Predatorlar acaba hakikaten İncirlik'ten Türkiye'ye terör konusunda yardım için mi geldi yoksa Suriye'deki gelişmeler için mi İncirlik'e getirildi? O da bir ayrı konu. Ben bu iki konuyu Türk kamuoyunun bilgilerine sunmakta yarar umuyorum. Diğer bir konu, siz bu konuyu çok yakından takip edenlerden bir tanesiniz. Bir de şu anda terörle mücadelede ben size soruyorum. Hangi konsepti uyguluyoruz? Bakın geçmişe yönelik size şimdi biz bir fikir mülakaşasına eski hatıralarımızı canlandırmaya kalksak bir sürü uygulanmış ve başarıya ulaşmış ve terörle mücadeleyi tepe noktasına aşağı indirmiş konseptlerden bahsederiz. Evet, evet. Teşkilatlanma bağlamında yapılmış konseptler vardır. Efendim terör örgütü 1992'lerde yüzlerce rakamla büyük eylemler yapmaya başlayınca dönemin Genelkurmay Başkanı Sayın Doğan Güreş'in uygulamaya koyduğu büyük çaplı uzun süreli operasyonlar gibi bir konsept devreye girmiştir. Bu büyük çaplı uzun süreli operasyonlarla terörün ana üsleri bölgeden silinince bu sefer bölgedeki silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin hakimiyetinin devamı için alan kontrolü diye sizin çok iyi bildiğiniz, gündeme getirdiğiniz bir başka konsept uygulanmıştır vesaire vesaire. Ben şimdi size soruyorum. Hangi konsept uyguluyoruz terörle mücadelede? Şunu da karakol konsepti. Yani. Asker karakol.
var orada karakollarda şafak saymak ve başınıza geleceği beklemek gibi. Dikkat edilirse zaten son dönemlerde hep büyük saldırılar karakollarımıza yapıldı. Onların üst bölgesine yapıldı ve üst bölgesine siz bekleyen konumda, arayan konumda değil, bekleyen konumda olduğunuz size hedef oluyorsunuz. Dolayısıyla ben terörle mücadele konusunda içinde bulunduğumuz bu çok hassas konumda bu dört ana konudaki zafiyeti ve terörle mücadele neden bu noktaya geldi konusundaki ben bu dört konuyu yani bu sürekli artış ve inisiyatifin örgüte geçişi, KCK ve işin siyasallaşması, evet. örgüt ekmeğine yağ sürmesi, zafiyet alanların giderek ortaya çıkması ki buna silahlı helikopter dediğimiz helikopter konusu da gündeme getirebilirim. Malumunuz bu mücadele yıllardır 90'lı yılların ortasından beri Whiskey tipi dediğimiz ve W tipi dediğimiz 10 tane süper kobranın sırtına kalmıştı. Evet. Ama bunlardan ikisi işte düştü. İki tanesi başka nedenle devreden çıktı. 5-6 tane süper kobranın başına kalmıştı. Bu nedenle atak projesi ortaya kondu fakat atak projemiz en az 1,5-2 senesi daha var. Ve şimdi terörle mücadelenin olmazsa olmazı olan taarruz helikopteri hassasiyet yaşıyor. Onun için de apar topar Afganistan'daki Amerikan kuvvetlerinden 3 tane kobra alabilir miyiz diye şu anda öyle bir projenin peşine koşuyoruz. Evet. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti 3 tane Whiskey belki de kullanılmış helikopterin peşine düşer durumda. Bu konuda temel zafiyet var. Bu zafiyet alanlarını özellikle istihbarat ve helikopter konusunu gündeme getirdim. Bir de konsept eksikliği konusunu gündeme getirdim. Bence şu anda terörle mücadelenin neden bu hale geldiğini sorgulamak için bu 4 olayın gündeme getirilmesi gerekiyor. Erdal Paşa'm ağzına sağlık. Erdal Paşa'm şöyle yapalım. Bir süre sonra yine aynı konuları daha derinlemesine ve daha ayrıntılı olarak başka bir programımızda İnşallah diyorum. İnşallah. Ben size tabii hep bir programda yer almak. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir şey ben varsa. Ben çok teşekkür ederim. Ben sadece terörle mücadele şu anda depremdi, işte Dersim olayıydı vesaireydi. İşte bedelli konuşuldu, biraz Suriye konuşuldu. Gündemden düşmüş gibi görünüyor ama terör aslında hiç düşmemesi biraz gerekiyor. Daha kış aylarından dolayı bir olaylarda azalma evet. varmış gibi görünüyor ancak bu suni bir azalma terörle mücadelenin siyasi anlamdaki hedeflerine ulaşmak için çabalar devam ediyor ve terörle mücadeledeki bu düşülen biraz önce sıralamaya madde başlarının halinde şimdi bizimkiler konu hassasiyet devam ediyor. Baktığımız zaman böyle daha çok Barzani'ye umut bağlar hale geldik. Böyle umut bağlanacak bir şey mi efendim Barzani? Vallahi efendim yani eğer Türkiye terörle mücadelede Barzani'den efendim çare evet. bekler, umut haller bekler bir hale gelmişse vah Türkiye'nin başına gelenler diyorum. Yani Büyük Kürdistan projesinin içerisinde yer alan ve Türkiye'nin belli bir bölüm topraklarını Kürdistan toprağı olduğunu açıkça muhtelif platformlarında dile getiren Türkiye'ye her vesileyle işte PKK ile anlaşım vesaire nasihat vermeye kalkan bir aşiret reisine Türkiye'nin terörle mücadele politikası kalmışsa ben vah Türkiye diyorum. Başka söylenecek söz bulamıyorum. Son olarak bir de şu gündeme getirmeden edemeyelim efendim. Suriye ile ilgili. Geçmiş dönemde Suriye Türkiye'ye kan kusturdu. Terör örgütünün başı orada olduğu için. Evet. Şimdi onların Esad'da karşıt gruplar Türkiye'de var. Bu çok tabii zıt bir olay. Evet. Ve Türkiye'nin politikası geçmişteki politikalarına da uymayan bir şey. Suriye ile ne olacağız? Önümüzdeki günlerde ne bekliyorsunuz? Efendim muhakkak ki Suriye'deki Esad rejiminin özellikle terörle mücadele konusunda Türkiye'nin başta ne gayeler açtığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Onun müdafasını yapacak değilim. İnsanlık dışı bir takım uygulamaların efendim müdafasını yapacak da değilim. O ayrı bir konu. Ama bu sefer Libya'da, Mısır'da, Tunus'ta değil. Ateş burnumuzun dibinde. Evet. Bu çok vahim bir gidişat. Türkiye bu konuda kendi sine sıçrayabilecek olayları dikkate alarak kendi milli politikaları ve çıkarları doğrultusunda hareket etmeli. Yoksa birileri istediği için Suriye'ye düşman olmamalı. Kendi menfaatleri gereğince bu olaya yani müdahale olması gerekiyor ve birilerinin jandarması olarak bu olayda yer almalı. Benim endişem bu. Bir tehlikeli gidişat var. Aynen Irak'ın kuzeyinde nasıl bir yapılaşma meydana geldiyse Suriye'nin kuzeyinde öyle bir yapılanmanın ortaya çıkma tehlikesi var. Bu durumda Türkiye'nin etrafında meydana çıkabilecek bir haritada Türkiye'nin Orta Doğu ile irtibatı kesilir ve Büyük Orta Doğu projesindeki haritanın bile ötesine geçilir. Olayın böyle bir dolaylı Türkiye için tehlikesi var. Ben bu konuyu inşallah Büyük Atatürk'ün de sanki Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesinde görmüş gibi Kafkas Seddi diye zamanında gündeme getirdiği bir konu var. O tabii bu programın saatlerine, dakikalarına evet. sıcak bir konu değil. Çok onunla bağlantılı olarak ederim. Bu konuyu sunmak isterim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
Ve programın manşetinde sonuna geldik. Emekli Tümgeneral ve 22. dönem MHP milletvekili Sayın Erdal Sipahi'ye de teşekkür ederek iyilikler, esenlikler diliyorum. Programımızın tekrarını cumartesi günü saat 20'de ve pazar günü saat 13.30'da da tekrarlanacağını belirtiyor. İyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.